Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Samet. Bugün ETS2'yi nasıl online oynayabileceğinizi anlatacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ETS2'yi online oynayabilmek için ilk önce orijinal bir şekilde almanız lazım. Yani bu kütüphanenizde bulunması lazım, hesabınızda. Ve bunu orijinal bir şekilde aldıktan sonra, yanlış hatırlamıyorsam, 2 ya da 3 saat offline bir şekilde oynamanız lazım. Yani online olmadan oynamanız lazım. 3 saat falan oynadıktan sonra Google'a Trakis MP yazıyoruz şöyle. Ve bu çıkan ilk yere giriyoruz. Buraya girdikten sonra, eğer bir hesabınız yoksa, buradan register deyip kayıt oluyorsunuz ve Steam hesabınızı bağlayıp bir Gmail hesabıyla bir kayıt oluyorsunuz ve eğer hesabınız varsa buradan login diyerek giriş yapabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bu ana sayfaya geliyoruz ve buradan Download Now diyoruz. Buradan You must log into Download diyoruz ve buradan giriş yapıyoruz. O hesabımıza buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Buradan şu kutucuğu işaretleyip submit diyoruz. Ve eğer indirme başlamadıysa hala, buradan download now diyoruz. Bir daha download now diyoruz. Orada bir kabul etmemiz gerekiyordu ve indirme işlemimiz tamamlandı. Şimdi bu indirdiğimiz klasörü, yani RAR dosyasını, masa üstüne çıkarıyoruz şöyle ve bunu açıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz gelen uyarıya. Buradan next, buradan kabul ediyoruz next ve burada kurulacağı yeri soruyor. Siz bunu direkt hiç ellemeden de next diyebilirsiniz ama ben D'ye kuracağım şöyle, games'in içine kuracağım. Next. Biz ETS2 online oynayacağımız için buradan ATS tiketi kaldırıyoruz ve sadece ETS2 multiplayer diyoruz. Next diyoruz ve burada ETS2'nin kurulu olduğu yeri soruyor bize. Yerel diskte, mesela ben de burada, artık sizde nerede bir kuruluysa oraya gidiyorsunuz. Steam Apps, buradan Euro Truck Simulator 2. Bunu açıyorsunuz. Yani bu klasörü seçiyorsunuz. Ok diyorsunuz. Next diyorsunuz. Buna da next ve masa üstüne bir kısa yol oluşturursun mu diyor. Ben burada evet diyeceğim. Yani bu tiki tikledim. Next ve kuruldu arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra açıyoruz Trackers MP'yi. Ve burada arkadaşlar şu iki tiki de bir tikleyip buradan Inslight Updates diyoruz ve bu bazı dosyalar indiriyor. Bu dosyalar yani bu internet hızınıza göre bir değişkenlik gösterebilir. Evet arkadaşlar, bu işlemimiz de bitti. Bundan sonra buradan launch ETS2 diyoruz. Bu arada ya, eğer online oynayacaksanız, online oynamak için buradan artık şu bir kısa yoldan girmeniz gerekiyor. Trackers MP'den ve buradan launch ETS2 diyoruz. Evet, bu ekran geldikten sonra burada artık Gmail adresimiz ve belirlediğimiz şey, bir password, yani şifremizi giriş yapıyoruz. Yani buraya yazın login diyoruz ve giriş yapıyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.